Bakire gibinin ne hakkında olduğunu söyleyeyim. Büyük penisi olan bir adamdan hoşlanan bir kız hakkında. Bütün şarkı sadece büyük penisler üstüne. Hayır değil. Bu şarkı çok kırılgan bir kız hakkında. Birkaç kez aldatılmış ve şimdi çok duyarlı bir erkekle tanışıyor. Mola ver Green Bay. Bu saçmalıkları turistlere anlatırsın. Tabii. Söylesenize. Bakire gibi iyi bir erkek isteyen duyarlı bir kız hakkında değil. True Blue bu konuda. Hayır hakkını veriyorum. Bu konuda tartışmaya yer yok. True Blue hangisi? True Blue'yu duymadın mı? Madonna'nın en büyük hitlerinden biriydi. O grubu izlemem ama True Blue'yu ben bile duydum. Ben duymadım dedim. Sadece nasıl bir şey diye soruyorum. En büyük Madonna hayranı olmadığım için özür dilerim. Şahsen ben olsun. Ben de şarkılarını severdim. Borderline. Ama Papa Don't Preach aşamasına gelince soğudum. Burada bana ne düşündüğümü bile unutturuyorsunuz. Burada bir şey söylüyorum. Neydi peki? Toby şu küçük cinli kız. Soyadı neydi? Bu nedir? Epeydir giymediğim bir ceketimin cebinde bulduğum bir adres defteri. Soyadı neydi? Ben neden söz ediyorum burada? True Blue bir erkekle ilgili diyordun. Duyarlı kız iyi bir erkekle tanışır ama bakire gibi büyük penislerle ilgili. Tamam, size bakire gibinin ne hakkında olduğunu söyleyeyim. Hepsi tam bir seks makinesi olan bir kadın hakkında ve sözünü ettiğim sabah, öğle, gece, öğleden sonra. Penis. Kaç penis yaptı bu? Çok. Ve bir gün şu John Holmes benzeriyle tanışıyor. Ve vay bebeğim diyor. Yani bu adam büyük kaşıktaki Charles Bronson gibi. Tünel kazıyor. Tamam, artık ciddi penis hareketi görüyor. Uzun zamandır hiç hissetmediği bir şey hissediyor. Acı. Chew, Toby chew. Canı yanıyor. Canını yakıyor. Canını yakmaması gerek. Yani vajinası iyice esnekleşmiş olmalı. Ama bu adamla yattığında canı yanıyor. Sanki ilk seferinde olduğu gibi canı yanıyor. Anlayacağınız bu acı bir seks makinesine bir zamanlar bakire olmanın ne demek olduğunu hatırlatıyor. Dolayısıyla bakire gibi. Bonk. Ver şu lanet şeyi bana. Hey, sen ne yaptığını sanıyorsun? Onu bana geri ver. Seni dinlemekten bıktım usandım Joe. Defterini sana giderken veririm. Ne demek giderken veririm? Ben şimdi istiyorum. Son 15 dakikadır bir sürü isim sayıklayıp duruyorsun Joe. Toby Wong. Lanet olası Charlie Chen. Sol kulağımla Madonna'nın büyük penisini dinliyorum ve Japon Toby ya da her neyse sol kulağıma giriyor. Ver o defteri. Peki kaldıracak mısın? Defterimle canım ne isterse onu yaparım. O zaman korkarım defter bende kalacak. Hey Joe, bu adamı vurmamı ister misin? Beni rüyanda bile vursan uyanıp özür dilemen gerekir. Kaybili 70'lerin süper sesiydi. Dinlediniz mi çocuklar? Evet dostum, gerçekten harikaydı değil mi? Çaldıkları şarkılara inanabiliyor Şu musunuz? Şu geçen gün dinlediğim. Küçük Tony DeFranco ve DeFranco ailesinin Heartbreak Love Beat şarkısı. O şarkıyı en son dinlediğimde 5. sınıfta filan. Tam buraya gelmeden önce Georgia'da elektriklerin kesildiği gece çıktı ve bu şarkıyı popüler olduğundan beri hiç duymamıştım. Popüler olduğunda milyonlarca kez dinlemiş olmalıyım. Ama ilk kez şimdi şarkıyı söyleyen kızın Andy'yi vuran kız olduğunu anladım. Yani sen Vicky Lawrence'ın Andy'yi vuran kız olduğunu bilmiyor musun? Ben Andy'yi aldatan karısının vurduğunu sanıyordum. Bunu şarkının sonunda söylüyorlar. Biliyorum lanet olası, ben yeni duydum. Söz ettiğim şey bu. Daha önce dinlediğim o bölümde kendimden geçmiş bunu oluyordum. Bunu şimdi bile anlamış olmana şaşırıyorum. Sözlerini mi okudun? Nasıl oldu? Tamam. Hesabı ben hallederim. Siz bahşiş verin. Adam başı $1. Ve sen geri döndüğümde defterimi istiyorum. Özür dilerim ama o artık benim. Ben fikrimi değiştirdim. Vur şu baş belasını, olur mu? Tamam, herkes küçük bayan için $1 çıkarsın. Hadi $1 ver. Ben bahşiş vermem. Vermez misin? Hayır, ben inanmam. Bahşiş vermeye inanmaz mısın? Bu kızlar ne kazanıyor biliyor musun? Hiçbir şey. Boş ver, yeterince kazanamıyorsa işi bıraksın. Bunu söyleyecek cesareti olan Yahudi bile tanımıyorum. Dur bakalım doğru mu anlamışım? Hiç bahşiş vermiyorsun. Bahşiş vermem çünkü toplum vermem gerektiğini söylüyor. Gerçekten bahşişi hak edenlere veriyorum. Gerçekten çaba gösteriyorlarsa fazladan bir şey veriyorum. Böyle otomatik olarak bahşiş vermek bana saçmalık geliyor. Bence sadece işlerini yapıyorlar. Hey, bu kız iyiydi. İdare ederdi ama özel bir şey değildi. Ne yapacaktı? Arkaya götürüp oral seks mi yapacaktı?
Bunun için %12'nin üstüne çıkarım. Bak, kahve istedim, tamam mı? Ve uzun zamandır buradayız ve o bardağı 3 kez doldurdu. Ben kahve istemişsem 6 kez isterim. 6 kez, evet, ama ya çok meşgulse? Ya çok meşgulse bir garsonun kelime dağarcığında olmamalı. Affedersin Bay Pembe. İhtiyacın olan son şey bir bardak daha kahve. Tanrı aşkına, bu kadınlar açlıktan ölmüyorlar. Asgari ücret kazanıyorlar. Ben de asgari ücretle çalışıyordum. O zamanlar toplumun bahşiş hak eder, gördüğü bir iş yapacak kadar şanslı yaşamak değilim. Yaşamak için bahşişine güvenmeleri umurunda değil mi? Bu ne biliyor musun? Bu sadece garsonlar için çalan dünyanın en küçük kemanı. Senin neden söz ettiğin hakkında bir fikrin yok. Bu insanlar çok çalışıyorlar. Bu çok zor bir iş. McDonald's'ta çalışmak da öyle, ama onlara bahşiş vermeyi düşünmüyorsun değil mi? Neden? Onlar da yemek getiriyor, ama hayır, toplum diyor ki bu adamlara bahşiş verme, git bu adamlara bahşiş ver. Bu saçmalık. Garsonluk bu ülkede üniversite mezunu olmayan kadınlar için bir numaralı iştir. Bu herhangi bir kadının yapıp hayatını kazanabileceği tek iştir. Ve bunun nedeni bahşiş bırakılması. Tam bir saçmalık. Yüce Tanrım. Hükümet bahşişlerden vergi aldığı için üzgünüm. Bu çok kötü ama benim suçum değil. Yani bana sorarsanız garsonlar hükümetin sürekli becerdiği pek çok gruptan sadece biri. Eğer bana hükümet bunu yapmamalı diyen bir dilekçe getirirseniz imzalarım. Oy ver derseniz veririm ama oyun oynamam. Ve şu üniversite okumamış saçmalığına gelirsek, bunun için kelimem var. Yazmayı öğrensinler. Çünkü kira için benden yardım bekliyorlarsa onlara bir sürprizim var. Beni ikna etti, paramı geri verin. Hey! Paralar yerinde kalacak. Tamam serseriler, gidelim artık. Durun bir dakika. Kim katılmadı bahşişe? Bay Pembe. Bay Pembe mi? Neden? Bahşiş vermiyormuş. Bahşiş vermiyor muymuş? Neden vermiyorsun? Bahşişe inanmıyormuş. Kapa çeneni. Ne demek bahşişe inanmıyorum? Hadi çıkar bakalım parayı, seni cimri serseri. Lanet olası kahvaltını ben ödedim. Tamam, kahvaltıyı ödediğin için katılacağım. Ama normalde bunu asla yapmam. Normalde ne yaptığın umurumda değil. Sadece herkes gibi lanet olası parayı vereceksin. Teşekkür ederim. Partridge ailesinden herkes istenmek istemez miyi dinlediniz? Ardından Edison Lighthouse'un Rosemary'nin gittiği her yerde aşk büyürü geldi. Kay Bilin'in 70'lerin süper sesleri hafta sonu bütün hızıyla devam ediyor.